Tamer Bey, sizden komut bekliyoruz abi, biz hazırız. Hazır mıyız? Mehter Hanım, yürüyüş koyun.
buraya geldi. Her sene geliyoruz. Allah bu güzelliğimizi, bu düzenimizi, bu birliklerimizi daim etsin. İnşallah bozmasın. Avrupa'nın ortasında böyle güzel bir süre yaşamayı sık sık istersek inşallah seneye söz veriyorum diyeceğim. Karada, denize muzaffer etsin. Çünkü onlar İslam'ın ordularıdır. Gittikleri her yere önce adalet götürürler, insan hakları korurlar, insana insan hukuki verirler. Çünkü biz bunu geçmişi de hatırlarımız yaşadık. Allah ona razı olsun. İnşallah bu gelecek ümmette, bu nesilde inşallah dünyaya o adaleti götürecektir inşallah diye dua ediyorum, ümit varım. Efendim varsa işte okuyalım diye sorarım. Çıktım naharelim. Aman başım selamı. Allah. Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda diye hitap ettiği bir cennet vatan. Her bir karış toprağında şehit talep edilmiş. Böyle bir vatan, öyle bir cennet vatan. Bir tane başka yok. Elhamdülillah. Her kim o cennet vatan için art niyet besliyorsa, kötü niyeti varsa, tuzak kuruyorsa, tuzak kurmaya çalışıyorsa, Allah Celle Celaluhu onların tuzaklarını en kısa zamanda başlarına geçsin inşallah diye dua ediyorum. Amin. Efendim saygılar sunuyorum. Gününüz mübarek olsun. Herkesin ne beklentisi, ne duası, ne işi, ne burada varsa Allah en güzel şekilde nasip etsin diyorum. Saygılar sunuyorum. Saat 2'de buluşuruz inşallah. Hürmet ederim. Eyvallah. Buyurun arkadaşlar. Buyurun. Devam edeceğiz. Misafirlerimiz, öncelikle konsolosumuz Taner Buzol Beyefendi, devamında yaşamış olduğumuz şehri temsil eden Monsieur Abdülaziz Amida, Monsieur Meyak, devamında bağlı bulunduğumuz kurumun başkanı Kerem Karaca Bey, Didip Paris Başkanı Kerem Karaca Bey ve devamında dernekler başkanları, çeşitli derneklerimizin başkanları buradalar. Böylesi güzel günde bizleri yalnız bırakmayarak yanımızda olduğunuz için önce konsolosumuz, sayın belediye başkanımıza ve Dilip başkanımıza, dernek başkanlarına, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizleri onur ettiniz. İyi ki bizlerle berabersiniz. Bizim yegane amacımız, uzaklarda yaşadığımız ortamda kültürümüzü, bize ait olan güzellikleri burada yaşayan toplumumuzla beraber insanlarımıza yansıtabilmek. Onun içindir ki biz devletimizin yöneticilerini, önderlerini yanımızda gördüğümüz zaman olağanüstü bir şekilde kendimizi güçlü hissediyoruz. Bu güçle beraber inşallah burada
Gustanvil Cami Derneğimizin düzenlemiş olduğu, 8.'sini düzenlediği festivalimizde sizlerle beraber dolu dolu, coşkulu cuma, cumartesi ve pazar diye yola çıktık. Dün bunu gördük ki bugün daha da coşkulu olacak, yarın daha da güzel olacak. Hepinize dernek başkan yönetimi adına, dernek başkan yardımcısı olarak ve yardımcı arkadaşlarım olarak hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. İyi ki buradasınız, ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Değerli misafirler, ben çok sözü uzun tutmayacağım çünkü konuşmacılarımız Sayın Konsolosum, Didip Başkanımız, Sayın Belediye Başkanımız Monsieur Abdülaziz Amida Beyefendi buradalar. Ben sözümü kısa bir şekilde bitireceğim. Özellikle şu... Herkese, değerli vatandaşlarımız, Türkiye Cumhuriyeti Paris Başkonsolosu adına sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu güzel günde, bu güzel etkinlikte sizlerle birlikte burada olmaktan büyük bir onur, büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu güzel etkinliği bir organize etmek için çalışan Sayın Dernek Yönetimimize, Dernek Başkanımıza, Dernek Gönüllülerine ve değerli çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Firmalar da yerlerini almışlar, hazırlıklarını yapmışlar. Onlara da ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Siz değerli katılımcılara tekrardan hoş geldin demek istiyorum. Monsieur le Président du DITIB de la région, Mesdames et Messieurs les élus présents aujourd'hui, Mesdames et Messieurs les présidents, les membres de l'association, je voulais, avant de commencer ce discours, avoir une pensée émue pour le président Mustafa Çelebi, qui est retenu en Turquie pour des raisons, parce que son père est très malade. Je pense qu'on peut avoir une pensée pour lui, pour son père, et lui souhaitons du fond du cœur une pleine guérison pour son père. Voilà ce que je voulais dire en préambule. Secondo, je tenais à remercier l'association pour le partenariat qu'elle mène avec la ville de Goussainville, et toujours à cœur, a toujours à cœur de faire vivre cette culture turque. Et on en parlait avec monsieur le consul juste avant d'arriver, quand nous étions juste avant la marche, ô combien c'est beau de voir des enfants qui sont attachés à leur culture et qui, au fil de l'eau, de génération en génération, arrivent à s'intégrer dans un pays qui n'est pas à la base le leur. Et on parlait de nous, les Arabes, on est arrivé dans les années 50, 3-4 générations, et ensuite les Turcs, et ensuite les Pakistanais, etc. Mais je disais à monsieur le consul, qui est un homme très éveillé et très intelligent, qu'on garde toujours espoir pour que nos enfants deviennent demain des élites. Et je sais en combien les associations, y compris l'association qui mène aujourd'hui tous ces combats et tous ces événements, hein, qui crée tous ces événements, est au cœur de ça. Parce qu'on avait discuté avec pas mal de membres, la pierre angulaire, c'est la raison pour laquelle on sera toujours à vos côtés pour travailler dans ce sens-là. Et c'est ça notre objectif. Et je le dis toujours, toute association, toute municipalité, toute institution doit avoir un but, et les événements ne sont que des étapes pour atteindre un but. Il faut fixer un but. Et je sais que cette association l'a fixé, et l'a fixé à travers la construction de ce bel édifice qui est la future mosquée qui est là-bas, et c'est la raison pour laquelle on pérennise ce beau festival. Et je tiens à dire que derrière cela, il y aura à la fois, bien évidemment, l'aspect culturel qui est cher à toute une communauté, et à la fois l'aspect culturel sur lequel à tous les personnes qui sont venues, hein, tous les commerçants qui sont venus aujourd'hui avec leur stand. Et merci encore une fois pour votre invitation à moi et à mes élus. Merci à tous. Olsun, monsieur le maire, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, Gustanvil olarak düzenlemiş olduğunuz geleneksel festival, kültür festivaline burada olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Kültürümüzü, değerlerimizi burada yansıttığınız için, buraya getirdiğiniz için ayrıca hem dernek yöneticilerimize hem de vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Umarım ki her sene böyle devamını getiren bir festival halinde şölenlerimiz olur. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, sesler bugüne kadar gördüğünüz gibi. Gün boyu canlı müzik olacak. İlahi müzik, kültür, sanat müziği, güncel şarkılar, şarkılar, müzik müziği, repertuarı izleyiniz. Hazretiniz istekleri sahneye yollayabileceksiniz. Ayrıca... Ayrıca...
pazar festivalimizi Ben de bir
düşmanı tek selam eyle.